Türkiye böyle bir çözüme gitmek zorunda. Aksi takdirde hep devletle bir alver ilişkisiyle bu gruplar, bu cemaatler varlıklarını sürdürmeye çalışacaklar. Ama bu sonuçta onlara da çok büyük bir teminat sağlamıyor. Çünkü iktidarlar, siyasetler değişiyor, partiler değişiyor, liderler değişiyor. Bugün Erdoğan'la çok iyi olanların yarın Erdoğan'ın gitmesi durumunda yeni bir siyasi partinin ya da liderin gelmesi durumunda durumlarının ne olacağı belirsiz. Böyle siyasetin gelgitleriyle belirlenecek olan bir cemaat-devlet ilişkisi yerine bunların tamamen bir kurallara bağlanması, belli bir statüye sahip olmaları ama denetlenmeleri gerekecek. Evet, bu benim öteden beri dile getirdiğim ve giderek farklı kesimlerin de savunmaya başladığı bir görüş olduğunu görüyorum. Özellikle AKP iktidarında devlete yakın kesimlerin içerisinden bunun savunuluyor olması da tamamen olmasa bile yer yer savunuluyor olması da ilginç bir durum. Tekrar geçen yayında söylediğimi tekrarlayacak olursam, cemaatlerin devlet tarafından denetlenmesi önermesini örneğin bir CHP iktidarında dile getirdiğiniz zaman çok büyük bir dirençle karşılaşırsınız. Ama AKP iktidarında getirdiğiniz zaman insanlar bunu pekala tartışabilirler. Dolayısıyla Türkiye'de bu önemli değişim pekala cemaatlerin bu imtiyazlı durumlarından, yasak oluyor, yasak olmanın, aslında yasağın hiçbir anlamı yok çünkü, yasak olmanın verdiği avantajları kullanmasının önüne geçmeyi belki AKP iktidarı döneminde devlet gerçekleştirebilir. Bu anlamda ilginç gelişmelere önümüzdeki dönemde tanık olabiliriz. Ama bu arada tabii bugünkü siyasi iktidarın kurmak istediği sisteme sorun çıkarttığı düşünülen dini grupların ve cemaatlerin işlerinin hiç kolay olmadığını tekrar vurgulamak lazım.